Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuz sabahki aldığımız boomerang trade'imizin açıklaması olacak. Ee, ne kadar anlatsam azdır arkadaşlar. Yine çalıştı boomerang'ımız. Ee, bu modelden haberdar olmayan arkadaşlar lütfen ve lütfen boomerang videolarımızı inceleyin. Eee çalışmaya devam ediyor, kazandırmaya devam ediyor. Yani ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanların bu modelden bir haber olması üzüyor beni. Ee, i̇sterseniz yani kusura bakmayın kendi modelim olduğu için biraz abartarak söylüyorum ama gerçekten arkadaşlar e, modelimizin kazandırdığını, kazandırmaya devam ettiğini görüyoruz. Evet. İsterseniz çok var abart, abartmadan detaylarına geçelim. Bugün arkadaşlar ne demiştik güne bakışta? Hafta boyunca ne demiştik? Non farm payroll'umuz var. Cuma günü ee, bekliyoruz. Büyük bir hareket bekliyoruz. 150 dolarlık bir hareketler yaptığını görüyor demiştik arkadaşlar. Bakın. Şu an candle'ın üzerindeyim. Candle'ın üzerindeki haya dikkat edin. 19146. Love 18.992 tam tamına arkadaşlar 150 puan. 150 puandan biraz daha fazla oynadığını görüyoruz. Yani oynayacağı rakamı bile dün size söylemiştim. 150 puan civarı oynama ihtimali olan bir candle'da bir dakikalık candle'da diye söylemiştim. Yaklaşık 150 puanlık bir candle görüyoruz. Ne yaptık? Dedik ki arkadaşlar öncelikle önemli seviyeleri çizdik. Bakın önemli seviyeleri çizerken nereden bir indikatörden yardım aldık. Dedik ki Kill Zones bunu ver bize dedik. Buradan arkadaşlar London high, daha sonra dünkü New York AM high ve all time high. Şurası all time high arkadaşlar. New York AM high ve London high şu gördüğünüz yukarı doğru fake swing arkadaşlar sırf sadece ve sadece bu likiditeleri toplamak için. Bazı arkadaşlar hocam ilk reaksiyon yukarı doğruydu demiş ama arkadaşlar bu sizi yanıltmasın. Reaksiyon aşağı doğru. Şu yukarı gördüğünüz, yukarı gördüğünüz fake swing. Yani şu şu bize anlatıyor ki insanların ilk reaksiyonu aşağı doğru arkadaşlar. Yani bu bir ilk reaksiyon değildir. Bu sizi yanıltmasın. Onu özellikle üzerine bastıra bastıra söylemem lazım. Reaksiyon aşağı doğru. Biz ne bekliyoruz arkadaşlar? Yukarı doğru bir trade alacağız ama trade girişi bizim için çok önemli. Trade girişini hemen Non-farm payroll zaten birinci candle'dan sonra hemen girme yerine beklemekte fayda var. Çok çok önemli bir ekonomi haberi. Bir anda bunun zaten 150 puanlık bir candle'ın bir anda bounce yapmasını zaten bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bekleyemezsiniz. Bir 5 5 dakika yani bir bakmanız lazım ne yapıyor diye. Onu zaten yük aşağı doğru görünce hemen aklımıza ne geldi? 25-50 seviyeleri geldi arkadaşlar. İsterseniz bakın Fibonacci'mizi çizelim. Fibonacci'mizi haydanlova çizdiğimiz zaman ve bunu biz pomerang diye değiştirdiğimiz zaman bakın arkadaşlar bu değerleri ekranda dondurup alabilirsiniz. Hatta ben community yani topluluk kısmında da paylaşmıştım. Bakın arkadaşlar ne dedik? Bir anda reax, bir anda recovery yani hemen bekleyemezsiniz orta noktaya ulaşması çok ekstrem bir durum yani. 150 puanlık bir candle'dan bahsediyoruz. Biraz zaman vermeniz lazım ki o zamanı biz verdik ve ben ne yaptım? Videoda göreceksiniz zaten bir 15 dakikalık bir higher time frame'e geçtim arkadaşlar ki nereye kadar gidebilir, nereye kadar gidebilir diye e, baktığınız zaman bakın 15 dakikalık da candle böyle görünüyor ama normal işte şurada bir yerde gördüğünüz zaman bakın burada bir order block var. Burada bir order block var. Burada bir FVG var. Yani en güzel seviyeler bu seviyeler. Bakın burada şuradaki FVG'yi çizdiğiniz zaman ve uzattığınız zaman bu FVG'nin 25-50 seviyelerine geldiğini görüyorsunuz. 25-50 seviyelerine geldiğini görüyorsunuz ve arkadaşlar isterseniz şuradan şunu da uzatalım. Buradan diyeceğim ki ben buna F şeyin order bulan alt tarafı hassas bölgedir orası arkadaşlar. Ondan sonra bir dakikala tekrar geçtiğimiz zaman bakın zaten reaksiyonları hem o order bulan alt tarafını hem de FVG olan reaksiyonları görüyorsunuz. 25'e gelmesini bekledik ama hemen girmedik. Hemen girmedik bekledik reaksiyonlara bakar bakmaz baktık ki arkadaşlar burası güzel bir level biraz da risk olabilir. Çünkü 50 seviyelerine kadar inme ihtimali de var düşüncesiyle e, eklemeler yapacaktık eğer biraz daha aşağı gitse ki ben non-farm payroll'da karşıyım arkadaşlar. Bir kontrattan fazlasına ki az sonra göreceksiniz böyle çok güzel diplerde ben eklemeler yaparım. Bunları hiçbirinde yapmadım bir kontratı yaptık sadece bir kontratla devam ettik. Arkadaşlar girişimizi burada yaptık. Daha sonra videonun üzerinden geçeceğiz zaten. Ve daha sonra zaten bize session açılışına kadar olan kısımda e, yukarı doğru gideceğini az çok belli etti zaten. Bakın burada bir kırılma var. Burada bir kırılma var. Ve bu kırılmadan sonra en çok beklentimiz buranın kırılması. Buranın kırılması. Bakın eğer bura kırıl kırıldığı anda bakın size bir şey göstereceğim. Buna biz kırılma anı diyelim. Haydanla Fibonacci çektiğimizde ve bunu bir standart deviation template ile değiştirdiğimiz zaman bakın bir standart deviation nereye geliyor arkadaşlar? Bir standart deviation'ın geldiği yeri görüyorsunuz milimetrik. Ben zaten bunu gördükten sonra tamam dedim orta noktaya bir şekilde ulaşacağız. Orta noktaya bir şekilde ulaşacağız. Sadece çok uzadı çok uzadı. Yani şurada mesela almasını beklerdim. 5 puanla kaçırdı burayı. Sonra buraya geldi falan. Baktım video çok uzuyor arkadaşlar. Şurada bir yerde çıktım. Ondan sonra da aldı zaten. Çok önemli değil. 600 dolar eksik yaptık ana hedefimizden. Ama hedefe ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. bu ee, boomerang modelimizi tekrar söylüyorum. Bir dakikalık ekonomi haberi tick candle'ını gördükten sonra ilk reaksiyona bakıyoruz. İlk reaksiyon bakın arkadaşlar şu sizi yanıltmasın. Bu fake'tir arkadaşlar. Bu sadece likiditeleri toplamak içindir. Bizim için önemli olan e, yani büyük candle'ın net insanların reaksiyon olarak ne yaptığı. Bakın reaksiyonun çok aşağı doğru olduğu çok net bir şekilde görülüyor burada. Giriş yerimiz neredeyse mükemmele yakın bir giriş arkadaşlar ki e, bu merankın en zor yeridir. Bu merank için yani en komplike yer giriş yeridir çünkü e, her ne kadar bizim için 25-50 seviyeleri sweet spot bu aralardan döndüğünü biliyor olsak bile e, oralara uğramadan döndüğünü bazen buraları geçip bir standart deviation'a e kadar gittiği zamanlar da oluyor. O yüzden girişi böyle güzel yakalamak sevindiriyor şahsen. Gerçekten çok güzel bir giriş yeri yakalamışız. Daha sonra zaten ee, önemli seviyelere olan reaksiyonlarla birlikte bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir e, ekleme yeri. Mükemmel bir ekleme yeri arkadaşlar. Yani şöyle bir isterseniz premium discount çizelim. Premium discount low'dan high'a high dediğimiz yerde bekle, implied yani e, be, beklediğimiz yani varsaydığımız hedef olarak baktığımız zaman ve buraya biz bir e, premium discount çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi discount olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hem burada hem burada eklemeler yapılabilirdi ama non-farm payroll olduğu için ben e, bunu yapmadım risk almak istemedim. Sizlere bir, bir tane kontratla neler yapılabileceğini göstermek istedim arkadaşlar ki ben size özellikle non-farm payroll haftası ve non-farm payroll'un kendi haberinde e, eklemeler yapsaydım eğer ben eklerdim arkadaşlar. Eklemeyi yapardım ben. E, trade'e o kadar çok güveniyordum ama sizlere yanlış göstermek istemiyorum. Sizlere ben eğer burada eklemeler yaparak hafta için haftalar hafta yani bu hafta boyunca söylemlerimin söylemlerime tezat olmuş olurum. Yanlış şekilde öğretmek istemiyorum sizlere bir kontratın yeterli olduğunu ve eklemelerin bu tür günlerde yapılmaması gerektiğini göstermek açısından eklemeler yapmadım. Yapılabilirdi. Yapmak için de zaten oh, yazıyorum zaten videoda ben normal şartlarda burada ekleme yapardım diye. Ama eklemiyorum. Sonra hedefimize ulaştığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz videonun üzerinde böyle hızlıca bir gidelim. Bakın. Buradan arkadaşlar başlattık. Bakın buraya geldiği anda girmeye başlayacağız. Birden fazla girmemek lazım. Bakın söylüyorum. Birden fazla girmemek lazım diye Fibonacci'mizi çizdik. Ee, bekliyoruz. Bakın acele etmiyoruz. Bekliyoruz. Non farm payroll bir anda recover olmasını zaten beklemeyiz. Bir anda bu kadar 150 dolarlık bir candle'dan sonra direkt orta noktasına gitmesi çok ekstrem bir durum arkadaşlar. Yani burada girmememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Daha sonra bekliyoruz 25-50 seviyeleri biliyorsunuz bakın limit koymuyoruz. 25'e gelir gelmez, al, gelir gelmez alalım demiyoruz. Buraya geldiği anda girmeye başlayacağız. Çünkü reaksiyonlara bakmamız lazım arkadaşlar. Bakın buradan FVG'yi çiziyorum ben. 15 dakikalığa geçiyorum. Bakın 15 dakikalık FVG'yi çiziyorum. FVG'yi uzattıktan sonra ve oluşan reaksiyonları gördükten sonra giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Hedef 120 puan. Orta noktası arkadaşlar çiziyoruz ve hiç ekleme yapmıyoruz. Hiç ekleme yapmıyoruz. Buradan zaten devam ediyor. Beklentimiz buranın kırılması. Bak ilk kırılma yeri burası. Gördüğünüz gibi. Buranın kırıldığını görüyoruz. Bu kırılma olan yere reaksiyonları görüyoruz. Daha sonra bakın Fibonacci çekiyoruz. Bu ilk kırılmadan sonra Fibonacci çektiğimiz zaman <gülüyor> bizi <gülüyor> olan seviyelere olan reaksiyonları görüyorsunuz. Yani kırılmanın olduğu yerde güzel bir yani bir standart deviation seviyelerine önemli noktaları olduğunu görüyoruz. Ama bizim için önemli olan buranın kırılması. Bura kırıldığı anda zaten tamam diyoruz artık aldık diyoruz yani. Bu bize ekstra bir güven veriyor. Gördüğünüz gibi bakın burayı geçtiği anda hızlanacaktır dediğimiz yer burası Buradan sonra zaten biraz hızlanıyor. Buradaki FBG'lere takılıyor ama tekrardan bu sıfır seviyelerine gelmesi. Bakın az sonra yazacağım. Mükemmel ekleme yerleridir arkadaşlar. Birinci eklememe sebebimiz Non-Farm Payroll. İkinci eklememe sebebimiz de galiba Session açılışı olduktan sonra gelen bir şey. Aslında eklenebilirdi yani. Az sonra göreceksiniz zaten biraz daha hızlandıralım. Bakın session açıldı şu anda. Session açılışı yaklaşıyor. Buffer var. Bakın ben buradayım session açılmadan önce. O yüzden rahatım arkadaşlar. Yani session açılmadan önce buffer'ınız yoksa çıkmanızı tavsiye ediyorum. O yüzden yazdım zaten. Daha sonra buradan mesela session açılışını direkt alabilirdik. Öyle şeylerin olduğu günleri görmüştük daha önce. Bakın buralarda takılıyor, geliyor. Bakın burada bir ekleme yapılabilirdi. Normal şartlarda burada bir ekleme yaparım. Ama bugün değil yazmışım. Gördüğünüz gibi non-farm payroll olduğu için. Buralarda arkadaşlar non-farm payroll olmasa ekleme yapılabilecek yerler. Zaten az önce premium discount çizdik ve discount da olduğunu görmüştük. Biraz daha ileri alalım. Bakın buralar. Gör, şurada arkadaşlar bakın burada. Az sonra biraz daha göreceksiniz. Neredeyse bakın burada şurası ben ölçtüm 4 veya 5 puan olması lazım. Ya yani biraz daha push yapsa zaten alıyoruz direkt. Ama bizi burada uğraştırıyor, geri geliyor. Tekrardan bir FVG içerisine giriyor. Yan yan gidiyor. Uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Bakın şaka gibi yazmışım görüyor musunuz? Daha sonra arkadaşlar bir çek ediyorum. IS'in orta noktayı aldığını görüyorum. Daha sonra video uzadı. 2 saat oldu neredeyse. 8.30 bakın. 10. 10.30 arası neredeyse 2 saat olacak. 2 saatlik bir video yani bu kadar çok zaman ayıramam zaten ben bitrede bir yandan bakıyorum bir yandan işlerle uğraşıyorum arkadaşlar toplantılar devam ederken bunları yazmaya çalışıyorum sizlere. Daha sonra diyorum bakın az sonra çok uzadı artık bu diyorum. ve çıkacağım. Çıktığım yer bakın az sonra göreceksiniz 1800 civarı. az önce geldim tekrardan buraya. Bakın 1800 civarı bir PAP yaptığında belki biraz daha fazladır 1800'den. Daha sonra çıkıyorum arkadaşlar. Bakın burada değil. PAP yapacak. Bakın 1850 1800 civarında çıkıyorum. Yeterli demişim. Bir, biraz daha PAP yapıp zaten alacağını biliyorum arkadaşlar. Eminim yani. O kadar çok gösterge var ki. Bakın buradan Fibonacci çektiğimiz zaman bir standart deviation'ın geldiği yer burası. Yani FWG'lere olan respect'i görüyorsunuz badilerin arkadaşlar. badilerin geçmediğini görüyorsunuz. Yani bu tamamen bullish sentiment'tır yani. Yani buradaki FBG'ye badilerin yaklaşmadığını görüyorsunuz. Bunların hepsi zaten bize hedefimize ulaşacağını gösteriyor. Ee, ben sadece çok videoyu uzatmak istemedim. Buradan çıkalım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi net bir şekilde aldığını bak çıktıktan hemen sonra almış yani. Çok önemli değil. 600 dolar yapalım ama bu e, bumerankımızın hedefe ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne demiştik? Bizim için ilk hedef e, mean threshold, e, ana hedef bir standart deviation ama demiştik non payroll'da 150 dolarlık bir oynama bekliyorum. 150 dolar gibi civarında bir oynama olacağı için bizim orta noktayı almamız bizim için yeterli. ki 120 puan arkadaşlar. 120 puan yani aldığımız yerden 120 puan 120 puan yaptık. Bu bir kontratta sadece. Bir kontrat 2400 dolar yapıyor. Yeterli yani. O yüzden non-farm payroll'da her ne kadar bakın her ne kadar bir standart deviation'a ulaşma ihtimali var yani şuraya buraya 19300 seviyesine gelme yani gelme ihtimali var. Neden olmasın? Bakacağız, göreceğiz. İşte yani dediğim gibi şu an için ilk hedefimize ulaştık. Zaten non-farm payroll için ana bir hedefti. Bunu da arkadaşlar böyle bitirdik. Umarım siz de arkadaşlar güzel bir trade almışsınızdır. Boomerang modelimizin lütfen arkadaşlar yani onlarca yani ondan fazla bu ile alakalı videom var playlistte. Lütfen backtestlerini yaptığımız non-farm payroll var. CPI var. FOMC var. Bunların hepsinin back testini yaptık. Bununla alakalı, boomerang'le alakalı trade videolarımızı koyduk. Lütfen inceleyin arkadaşlar. Bakın, boomerang modelimiz çalışıyor. Lütfen bu geç kalmayın. Siz de bu e, modelden yararlanın. Sizlerin de para kazanmasını istiyorum. Sizlerin de bu modeli öğrenmesini istiyorum. O yönden, o yüzden özellikle trade açıklaması için ayrıca ettim video çekmek istedim. Bugün yani <laughs> zaten öğlen arasına yaklaştık. Bu saatten sonra cuma öğleden sonralarda kolay kolay trade almayan birisi olduğum için yani güne bakışımızın olmama ihtimali de var. Ama dediğim gibi bu videomuzun trade açıklaması böyle. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen kendinize iyi bakın. Bununla alakalı sorularınız olursa da çekinmeyin sormakta. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.